Günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Kahvaltı hazırlıklarıyla güne başladım. Dünden haşlamış olduğum patates vardı. Onları soğan salça kavurarak burada püre haline getirdim. Burada da melemen yaptım. Tabii ben melemende yumurtayı pek fazla sevmediğim için sadece bir kısmına yumurta kırdım. Bugünlük kahvaltımız bu şekilde. Çayım da orada hazır. Şimdi ben birazdan çayımı da doldurayım. Kahvaltıya geçelim. Kahvaltıdan sonra görüşürüz inşallah. Evet, açılışı yaptım ama saat 8 oldu. Şimdi daha yeni gelebiliyorum. Biliyorsunuz annemgildeydim. Evde olmadığım için geldikten sonra çamaşırlar falan derken evde biraz dağılmıştı. Ben cuma günü geldim galiba. Evet. Cumartesi de hiçbir iş yapmadım. Bugün günlerden pazardı. Evimi topladım, temizledim, çeki düzen verdim. Şu kilerime çamaşırım çalışacak. Az da olsa düzenledim ama ne kadar düzenlesem de istediğim gibi olmuyor. Benim koridorumda ayakkabılık yeri olmadığı için burada böyle bir dolaba ayakkabılarımızı koyuyoruz. Burada kirli sepetim, burada da çamaşır sepetim var. Şimdi biz çıkıyoruz. Çekebilirsem çekerim, çekemezsem sizlere yarın devam ederim inşallah. O zaman görüşürüz. Kuzum. Kuzum ne yapıyorsun sen? İyi. Nereye gidiyorsun? Hadi çık. Tamam bas hadi. Bas. Tamam çek. Çık hadi. Çık arabamıza. Doğru arabamıza. Süper. Abi. Arabam şurada orada değil, burada değil. Özgen. Arabamız buradaymış bak şurada. Gel. Bak bizim arabamız oldu. Hadi oraya. Koş bakayım koş. Gel bu taraftan gel. Hadi bin. Dur seni bindireyim gel. Rüzgar bak kamerayı açtım. Hadi merhaba de bay bay ya. Arabaya binmeden önce arabanın tekerinin biri değişikmiş. Bu değişik diyor, istemiyor, kabul etmiyor. Sen beğenmedin mi o tekeri? Ama teker bozulmuş, diğer teker bozulmuş. Bu kırmızılı daha güzel. Ben dedeye söyle. Tamam sen dedeye söyle. Ne diyeceksin dedene? Ne olmuş? Arabanın tekeri bozulmuş değil mi babam? Deden ne yapacak? Tamir edecekmiş. Dedesi duyuyorsun. Lastiğimizin biri bozulmuş. Sen de tamir edecekmişsin. O kırmızılı Rüzgar onu beğenmedi. Şimdi çıktık bakalım. Biraz gezeceğiz. Bugünkü videom çok kısa ama inşallah yarın devam edeceğim. Ertesi günden herkese merhaba. Dün videoyu devam ettiremediğim için bugün devam ettireyim dedim. Şimdi yemek yapacağım. Yemek yaparken de başlatayım dedim. Bu video çekmek gerçekten zor iş. Ama her gün video çekenlere yardım etsin. Soğanlarımı doğrayayım. Dün akşamdan kuru fasulye ıslatmıştım. Bugün menüde kuru fasulye var. Elimden geldiğince ince doğramaya çalışıyorum. Çünkü ben de eşim de yemeğin içinde soğanları görmek. Yani genelde seçiyorum eli gördüğüm zaman. Aziz Allah. ıslamış olduğum fasulyeler de burada. Ben bunları iyice yıkayıp bir süzüyüm. Normalde ben kuru fasulyeyi düdüklüde yapıyordum ama bu sefer tencerede yapacağım. Bilmiyorum nasıl olacak. Soğanlarımı attım. Şu an soğanların ölmesini bekliyorum. Ben salçamı da çıkarayım. Şimdi salçanın kokusunun çıkmasını beklerken de şöyle bir parça kemiğim var. Onu da kavurayım ki bunu. Şurayı da atayım. Şimdi ben bunun ağzını kapatayım. İnşallah çabuk pişer. İlk defa tencerede yapıyorum. Hatta ben şurayı alayım. O burada pişe dursun. Birazdan pilav yapacağım. Pilavım da dinlenmiş olur. Saat 5'e geliyor. Eşim 5'te çıkıyor. 6 gibi evde olur. Bir saatte pişer diye düşünüyorum ya. Hadi bakalım. Şimdi ben pirincimi ıslayayım. Hatta pirincim sizi de şöyle çevireyim. Hem video çekip hem de yemek yapmak zormuş. Benim annem pirinci önceden ıslamıyor. Ben de annem gibi yapıyorum. Pirinci önceden ıslamıyorum. Bir. Bu bize yeter ya. Azıcık daha döküyorum hatta ben. Dur annem bekle. Pirincimizi yıkayalım. Çekeceğim. Tamam hadi merhaba de. Dur anne. bekle. Pirincimi de ısladım. Ay yıkadım, ısladım diyorum. Şunu ben hemen pirinç pilavını da yapayım ki o da dinlensin. Anne burada şey burada. Dur annem dur. Bir de burada şey. Dur kuzum. Baba. Baba anneme şöyle hemen. Sizi de buraya çevireyim. Aa dur. Bir sıcak su yapayım. Buharlıya dursun ki ondan sonra pilava başlayayım. Kettle'a suyu koydum. O kaynaya dursun. O kaynadıktan sonra pilava başlayacağım. O arada sizlerle de sohbet edeyim istedim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. İşte sizlere video çekmeye çalışıyorum. Elimden gelince bol video atayım istiyorum. Aklıma şey geldi. YouTube'da bir tane ablamız var. Gurbette Özlem adı. Kendisini çok severim. Böyle güzel içerikleri var. Çok doğal kendisi. Ah keşke ben de onun gibi olabilsem. Ona destek olunmasını çok istiyorum. Onun daha da büyümesini istiyorum. Videoları yani istediği kadar izlenmiyor. O kadar emek veriyor. Tabii izlenmeyince de insanın video çekisi gelmiyor. Size önerim. Eğer merak ederseniz ben buraya linkini koyuyorum. Bir göz atın kanalına. Çok doğal kendisi. Kızıyla beraber yaşıyor. İngiltere'de bu arada. Kendisi gurbette. İşte aynen herkes gibi kendi de YouTube'dan bir geliri olsun istiyor. İkimizin de para kazanma sekmemiz yeni açıldı. Tabii onun benden daha çok kazanmasını istiyorum. Eğer merak ederseniz sayfasına bir göz atın. Gerçekten çok doğal. Günlük vlog çekiyor. Arada tarifler veriyor. Gezdiği yerleri gösteriyor. Alışveriş yaparken gösteriyor. Eğer sizler ona destek olursanız daha da motive olur. Daha da video çekme isteği gelir. Eminim ki daha da sık video atar. Eğer benden gidip izleyenler olursa yorumların altına da belirtirse çok severim. Sevinirim benden gittiğini. Ay konuşamadım. O şekilde. Özlem ablama destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi kettle'daki su kaynamak üzere. Kuru fasulyeyi de ilk defa tencerede yapıyorum. Normalde düdüklüde yapıyorum ama düdüklüden korkuyorum. Patlayacak falan korkusu var. O yüzden bu sefer dedim şeyde yapayım. Tencerede yapayım. Daha önce birinde gördüm tencerede yapıyordu. Ben de hani pişer diye düşünüyorum. Geç pişse de pişer. Zaten daha bir saatim var eşimin gelmesine. Şimdi pilavı da yaparım. O da dinlene durur. Yanına da turşu vardı. Annemden getirmiştim. O turşuyu çıkarırım. Benim eşim çok yemek seçtiği için her yemeği yemiyor kolay kolay. Kuru fasulye yer, nohut pilavı yer, karnıyarığı yer, musakkayı yer. Onun dışında genelde kahvaltı tarzı şeyler yer. Her yemeği yemez. Mesela bir yeşil fasulye yapayım. O gün belki mecburen yer. İkinci güne kalırsa asla yemez. Patlıcan yemeğini falan da öyle yemez. Bamya yemez. O yüzden yemek işi benim için zor olsa da bazen de işime geliyor. Çünkü kahvaltı tarzı hazırlıyorum çoğu zaman. Bugün de dedim kuru fasulye yapayım. Yesin. Az ısladım ama inşallah çok olmaz. O yine bize çok gelecek. Büyük ihtimal yarın da yiyeceğiz. Öyle. Aşağıda bol bol yorum yapın ya. Hani kimlerin izlediğini anlayayım. Şimdi videomu belki 1000 kişi izliyor, 2000 kişi izliyor. Toplasan 30 tane yorum geliyor. Ama sessiz takipçilerim çok, bunu biliyorum. Aşağıda kendinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Bir emoji kalp dahi olsa kendinizi belli edin. Ben de beni kimlerin izlediğini bileyim. Öyle şimdi ben pilava geçeyim. Pilavımı yapa durayım. Sizlere de çekeyim. Ama kötü yorum yapmayın. Belki olmayabilir. Eskiden pilavlarım çok güzel olurdu. Son zamanlarda yaptığım pilavları beğenmiyorum. Ya suya az koyuyorum, diri oluyor. Çok koyuyorum, lapa oluyor. Ortasını bulamadım bu ara. Ama hep aynı ölçüde yapıyorum. Pirinçten midir artık bilemiyorum. Eskiden hangi pirinci kullandığımı da hatırlamıyorum. Annem gelip Bim'in pirinci iyi dediler. Bim'in pirincini aldım. Bakalım nasıl olacak. Bir önceki pilavım iyiydi. Tuzunu genelde kavururken atıyorum ben. Hatta biraz daha tereyağı. Benim annem pilava şeker de atıyor. Şöyle. Ya da yeter bu kadar. Çünkü içten biraz fazla koydum. Bu sefer içten biraz fazla dediğim bir su bardağından biraz fazla pirinç ıslattım. 2 su bardağı da sıcak su koydum. Ben bunu şuraya kapatayım. Şuraya açayım. Altı kısık bir şekilde suyunu çekene kadar pişmesini bekleyeyim. Fasulyem de yemedi bakayım. Daha bak. Ocağın içine ettik. Şunları bir. Şimdi ben kapatayım. Yemekler pişince görüşürüz artık. Ve yemeklerim pişti şu anda. Pilavım iyi oldu ya. Göz göz oldu. Tadına baktım kenarından. Tadı tuzu da iyi. Bu sefer becerdik. Kuru fasulyem de burada. Tencerenin kenarlarının pisliği peki. Kapağını yıkadım tekrardan da. Fasulyem de güzelce pişti. Geç pişti ama en azından korkmadan pişirdim. Şurada da annemin kurduğu turşular, kıştan kalma. Doğradım minik minik. Eşim yemiyordu galiba salatalık turşusu. Biber yiyor. Ona da biber çıkarırım yerse. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Sonra görüşürüz. Biz şimdi evden çıktık. Yine bizim işimiz hiç bitmiyor. Telefoncuya gidiyoruz. Eşim de hafta sonu telefonu düşürdü ve onun ekranı gitti tamamen. Şu an onu bir gösterelim dedik. Uygun fiyatlı bir yer bulursak yaptırmayı düşünüyoruz. O şekilde. Şimdi bizim orada bir yere sorduk. Ve kafamıza yatmadı. Daha önce gittiğimiz bir telefoncu vardı. Bir de oraya gösterelim dedik. Bakalım. Bırakmadık annem babanın aloyu. Şimdi o şekilde görüşürüz. Kızarmış ama bu dişin kızarmış babaannem. En çok hangisi acıdı? En çok hangisi acıdı? Bu da acıdı, bu da acıdı. İkisi de acıdı. Ya kulağımın üstünden çek şunu. Gel buraya, araba geliyor oradan. Araba yol açmaz bu arabana gelmez. Geçen parkta da yapıyor adam bir neler diye. Babaanne benim. Babaanne benim. Benim. Babaanne benim. Benim. Ne? Anlamadım. İyi. Oğlum benim oğlum. Sen geldin. Oğlum benim oğlum. Çünkü benim adım çıkartılır. Çünkü benim adım çıkartılır. Anneyi böyle çıkartılır. Bu benim palam. Ne palam? Erdoğan'dan aldım. İyi, sen ne yapıyorsun? Ev anahtarı alalım. Ben de işten geliyorum öyle. Anahtarı versin. Geliyorum. Çantayı koyayım. Biz eve geleli biraz oldu. En son telefoncuya gitmiştik. Bizim buradaki telefoncu pahalı geldi dedik bize ama birkaç telefoncuya daha sorduk. Çok pahalı yapıyorlar. Yani orijinalini 650-700 daha fazla fiyat veren de var. Yan sanayiyi 350-450 arası fiyat veriyorlar. Çok pahalı geldi. Şimdi ben kendim takarım dedi. İnternette ekranlar aslında çok uygun. Yani 160-200 lira arası. Kendim takayım dedi. Telefoncunun biri de dedi ki ekran boyutu farklı gelebilir. Hiç riske atma deyince mecburen ilk bizim burada geldiğimiz telefoncuya verdik. Bakalım yarın alacağız. 340 lira bu arada. Daha önce de benim telefonumun ekranı değildi. Benimki sadece cama kırılmıştı. O yüzden cam bastırmıştık ama cam ne kadar yapıştırsalar da açık yani. Ben şuradan kenardan ışığını görüyorum. En ufak bir su gelse ekran gidecek. O arada da zaten kameramın içi tozluydu. İkinci yapıştırmada da ben kameramın tozlu olduğunu söyledim ama temizlememişler hiç. Yani aynısı gibi duruyor. Şimdi telefonu yaptırdıktan sonra kendi telefonumu bırakacağım. Tabii benimkinin işi kısa. 1-1,5 saatlik bir işmiş. Benim telefonumun kamerasını temizleyecek adam. Onun dışında 40 lira fiyat alıyor ve normalde 100 liraya yaparmış. Sırf telefonumuzu orada yaptırdığımız için 40 TL'ye yapacak. Öyle işte. Şimdi eşimle bir kahve içelim dedik. Şu kahve makinem de normal uygun fiyatlı Simbo'nun kahve makinesi çalışmıyordu. Suyla temas etmiş galiba. Şarteli attırıyordu. Bayağı da kullanmıyordum. Şimdi eşim yanımdayken dedim bir tak fişe. Bakalım şartel atacak mı? Atmadı. Dedim bununla yapayım. Cezveyle aslında daha iyi oluyor da cezveyle de çok geç oluyor. Bununla 2 dakikada şipşak on veriyor. Köpüğü de daha çok oluyor bunda. Şeker. Şekersiz asla kahve içemem. Çok acı geliyor bana. Şu fincanlarımı da nereden aldım ya? Erdoğan, bu fincanları hangi marketten almıştık biz? Gimsa mıydı? Sincan'da, yok Sincan değil, Batıkent'te. Bu fincanlarını da Batıkent Gimsa'dan 60 TL'ydi değil mi? 60 TL'ye almıştım. Böyle, ay kırmayayım. Hop. Altları da bunlar. Aslında bunun internette altı da aynı bunun gibi olanları var. Ama böylesini buldum. Bu 60 lira. İnternettekiler 150-200 TL. Ama aynı marka. Bunun markası Arol. İnternettekiler de öyle ama çok pahalıydı. Ben bunu çok uyguna bulmuştum. O zaman da şey hatta bir sonraki ay geldiğimde de yeşili vardı, beyazı vardı, siyah vardı. Beyazını ya da yeşilini alacaktım ama koronavirüs çıktı, nasip olmadı. Bayağıdır da o markete gitmiyorum. Şu suyu doldurayım. Kafam karıştı. Bu arada gündüz de söylemiştim. Özlem ablamın kanalına bir ziyaret ederseniz çok mutlu olurum. Bir izleyin. Bence beğenirsiniz. Zaten yani gerçekten çok doğal konuşuyor. Kendisi İngiltere'de. Benim için bir göz atarsanız sevinirim. Açıklamalar kısmına da özellikle linkini bırakacağım. Şimdi bu araya belki bırakmayı bilmiyorum. Deneyeceğim. Buraya bırakamazsam açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Bir göz atın. Hatta ben bir şunu daha 101'den almıştım. Nasip olmadı daha ilk defa. O kaynaya dursun. Şöyle size yakından çekeyim hatta. Nasıl çekeceğiz? Şöyle. Hatta kahvemizi balkonda içelim şimdi. Şunları biraz dolduruyorum. Aslında bana bu kahve yanı su bardağındaki su çok az geliyor. Genelde büyük bardağa su dolduruyorum. Böyle. Tamamdır. Kahvem hazır. Tabii bizim evimizde öyle çikolata pek fazla bulunmadığı için çikolata koymadım. Bunu alıp sizce balkona götürebilir miyim? Çok korkuyorum. İnşallah devirmem. YouTube'da bir abla vardı. O böyle çok iyiydi bu konuda. Benim ya elim titrer ya kahveyi dökerim de hadi bakalım. Bak nasıl sallanıyor bak. Neyse bak eşim yardım etti. Çiçeğin de boynu eğilmiş bak. Sulamadığımız için ha. Ama suladım. Dün suladım da. Ama daha yani biraz daha canlı olması lazım. Bu çiçeği çok seviyorum. Eşimin dedesinin de bu çiçek. Yeni evlendiğim zamanlar köye gittiğimde çok hoşuma gitmişti. Dedemden istedim, o da beni kırmadı, vermişti. Şimdi dedeme kaybedeli 2 yıl oldu değil mi? 2 yıl bitti çoktan. Bu çiçek çok değerli oldu. Şurada bir tane daha var, hatta yedekledim. Bir tane daha vardı. Bir de kayınvalideme verdim. Herkes bu çiçeğimi çok beğeniyor. Ben de gözüm gibi bakıyorum, inşallah uzun yıllar bizimle gider. Kahvemiz de burada. Ay çok güzel oldu. Biz balkonu normalde pek fazla kullanmıyoruz. Binalar arası birbirine çok yakın olduğu için herkes birbirini çok yakından görüyormuş gibi oluyor. Bugün de dedik oturalım. Öyle. O zaman videomu sevene... ay konuşamıyorum. O zaman videomu sonuna kadar izlediyseniz eğer... Neydi Erdoğan? Hayır. Heh. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Seni gördü heyecanlandı. Aynen senin yanında öyle oluyor.